Savunma sanayi ile ilgili birçok genç arkadaşımızın bu işin tarihi nasıl başladı? Eski tasarlanmış sistemleri görebilir miyiz? Türkiye'de gerçekten yerli bir şeyler var mı diye sorularıyla sık sık karşılaşıyoruz. Evet, Ankara'da Tandoğan'dayız. Burası makine kimya endüstrisinin aynı zamanda genel müdürlük yerleşkesi. Ama öyle bir tarihi bina var ki Türkiye'deki savunma sanayi tarihinin aslında ürünleri burada sergileniyor ve makine kimyanın ta Osmanlı yıllarından başlayıp Kurtuluş Savaşı'na ve arkasından sonraki daha modern dönemine doğru ilerleyen ürünler işte buradaki müzede sergileniyor. Ama bu müzenin de çok ilginç bir hikayesi var. Aslında Osmanlı döneminde burası bir süvari kışlası. Yani iki katlı olarak inşa edilmiş bu binanın alt katında hayvanlar, atlar, onların bakımları yapılıyor ve üst katında da süvari birliğinin askerleri var. Buradaki çalışmalar, talimhane şeklinde burası çok geniş bir alan ve burası kullanılıyor. Ve ilerleyen yıllarla birlikte, özellikle Kurtuluş Savaşı ile birlikte burası aslında ilk yerli savunma sanayinin Ankara'da da kuruluşuna ev sahipliği yapılıyor. Bu bina uzun yıllar, 2009 yılına kadar üretim hattı olarak makine kimya endüstrisi tarafından kullanıldı ve sonrasında restorasyona alındı ve restorasyon sonrasında yeni görevi bu ürünlerin sergilenmesi, yani bir mühimmat üretimi veya bir test merkezi değil, makine kimya endüstrisinin ve tabii ki Türk savunma sanayinin tarihini anlatacak kültürel bir görev. Burada sadece mühimmatlar değil, çok ilginç objeleri göreceksiniz içeride. Çünkü makine kimya endüstrisinin bir kolu havacılığa gidiyor. Eğitim uçağı yapmış örneğin. Bir bakıyorsunuz Gazi Kovan burada. Çok önemli bir obje burada sergileniyor. Bir bakıyorsunuz elektrik sayacı veya sinemalarda kullanılan projeksiyon makineleri de makine kimya tarafından burada tasarlanmış, geliştirilmiş, şimdi müzede sergileniyor. Hadi birlikte müzeyi gezelim ve hangi objeler var birlikte görelim. Müzenin en değerli eserlerinden bir tanesi Gazi Kovan. Gerçekten Kurtuluş Savaşımızın çok çok önemli bir hikayesi. Ama tabii bir uzmana sormak lazım da ben sizden dinlemek istiyorum. Gazi Kovan nedir? Nasıl bu geldi buraya? Arkasındaki hikayesi nedir? Bir sizden dinleyelim lütfen. Gazi Kovan müzemizin en önemli askeri mühimmatı, envanteri aslında. Tam 9 kere imalathaneye uğramış, 8 kere ateşlenmiş olan bir kovan. Son atışı ise bizim Cumhuriyet'in ilanı sürecinde 1923 yılında bir 101 pare top atışı hikayemiz var. 101. pareyi attığımız ve artık burası bir cumhuriyettir dediğimiz atışı gerçekleştiren kovan Gazi Kovan'dır. Mart 1921'deyiz. İnönü Ovası'ndayız. İnsanın iflahını kesen buz gibi bir hava var. Tabii bu mücadele bölgelerinde, yani İnönü muharebelerinde geri mühimmat sıkıntısı çok fazla ve bu kovan her imalathaneye geldiğinde aslında atış yapıldıktan sonra kovanın düştüğü bölgede o kovanı her bulan asker tarafından gönderiliyor. Üzerindeki işaretler de buradaki çiviyle kovanı her bulan asker işte siperdeki bilgilerini, hangi alay, hangi tabur, hangi batarya, nerede olduğuna dair künyesini yazıyor. Bir nevi siperler arası bir iletişim aracı olarak kullanılıyor. En son... Bilmeyenler için de lafınızı tabii, balla kestim. Tapası var. Tapası burada var. Hassas tapa. Atış gerçekleştiriliyor. Evet. Bu kovan düşüyor. Kovan, şimdi hassas tapalarda 3 çeşit tapa tipi var. Hassas tapa, ittiraklı tapa, muhtelif tapa. Hassas tapalarda atış gerçekleştirildikten bir süre sonra kovan düşüyor. Kovanın da düştüğü her bölgede mutlaka bir asker oluyor. Bazen siperde, bazen siper öncesi, siper sonrası. Yani mutlaka bu matı buldukları bir alan var. En son kovanı Seyfi Çavuşumuz, yani bu hikayenin aslında en önemli ismi, buluyor ve üzerine ismini işliyor tam şuradaki bölgeye ve diyor ki benim bunu bir şekilde daha öncekiler gibi imalathaneye göndermem ki gerekiyor yeniden diye. Doldurulsun, yeniden doldurulsun, milli mücadeleye destek devam versin. Edilsin. Bu çaba içerisindeyken biz Seyfi Çavuş'un şehadet haberini alıyoruz.
Malumunuzdur ki şehit olan askerin künyesi, askeri camiada künyesi, tabii evet. akla gelebilecek hem künyesi hem üniformasındaki kanlı bezi evet. aynı zamanda da bu kovanın üzerine isimlerinin yazıldığı uzun çeviyle birlikte biz Seyfi Çavuş'un tabii şehadet haberini alıyoruz. Ardından da Mintanlı'nın içine imalathaneye göndermek için sakladığı gazi kovanı buluyoruz. Devamında tabii malumunuzdur şehit olan askerin künyesini ailesine iletmek de bir vatani borç sayılıyor aklımıza gelebilen her portalda. Ve bununla birlikte de biz bir yandan ailesine ulaşmaya çalışıyoruz. Ailesi o esnada Afyon'da Yunanlılarla mücadele içerisinde. Tabii o esnada da ailesinin de şehadet haberini alıyoruz. Aile de vefat oluyor. Etmiş. Evet. Ve Yüzbaşı Muhsin Talat. O dönemde Seyfi Çavuş'un komutanı aslında, o siperdeki komutan. Ve kovanın içerisine bir mektup yazarak bu kovanı imalathaneye gönderiyor. Artık bu kovan da Seyfi Çavuş da sizin birer çocuğunuz olmuş, evladınız olmuş. Biz bu haberi size iletmek istiyoruz. Siz de önümüzdeki dönemlere milli mücadelenin çabasının sürdüğü her bölgeye bu anıyı iletin şeklinde bize gönderiyorlar. İçindeki mektupla birlikte işte Seyfi Çavuş'un şehadet haberi, ailesinin şehadet haberi, bu künyesinin devamındaki nesillere iletilmesi gerektiğiyle ilgili bir ön, burada da çevirisi mevcut. Hı hı. Ön bir feedback olarak bunu anlatabilirim. Tabii müzenin en önemli envanteri bizim hem milli mücadele hem İnönü muharebelerinde ne kadar şanlı ve zor şartlar altında bir mücadele verdiğimizin en keskin, en temsili örneğidir Gazi Kovan. Kurtuluş Savaşı'nda filmleri hatırlayacaksınız. Mermiler, mühimmatlar üretiliyor ve kadınlarımız kanı arabalarıyla birlikte cepheye ön hatta doğru taşıyorlar onları. İşte o kanı arabaları da burada imal ediliyormuş. Aslında bir yandan da Anadolu'da köylümüzün sembolü haline gelmiş kanılar üretiliyor. O kanılar da Kurtuluş Savaşı'nda mühimmatı ön safa kadınlarımız tarafından taşınıyor. Kimya deyince o kadar fazla çeşit ürün imal edilmiş ki hem tarihinde hem şimdi baktığınız zaman gerçekten ürün envanterini saymak adeta benim açımdan imkansız. İşte onlardan bir tanesi birçoğumuzun hatırlayacaktır evlerindeki elektrik saatleri, elektrik ölçmek üzere bunlar zamanında makine kimya tarafından yapılmış ve neredeyse burada bir rakam var 10 milyonu aşkın üretim gerçekleştirilmiş neredeyse her hanede. Makine kimya endüstrisi tarafından geliştirilmiş bu elektrik sayaçları siyah olan var, burada gri olan var yer almış. Makine kimyanın yaptığı ilginç aletlerden bir tanesi de sinema projeksiyon makinesi. 1966 yılında yapılmış ve bunların bazı parçaları Filip Yugoslavya'ya ihraç edilmiş o dönem. Gerçekten konularda da üretim yapılması oldukça ilginç. Peki malum bu günümüzdeki en önemli konuların başında da geri dönüşüm var. Malzemelerin yeniden kullanılması var. İşte arkamda piyano görüyorsunuz. O mühimmat sandıklarının kullanılan ahşap malzemenin geri dönüşümüyle birlikte bir piyano yapılmış ve bu piyanoya da makine kimya endüstrisi imza atmış. Gerçekten bu müzede yok yok. Şöyle bir piyanonun sesini de duymuş olalım. Ben askerliğimi 2002-2003 yıllarında Isparta'da yaparken kullandığımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyadesinin ana tüfeği G3'tü. G3'ün burada normal dipçiksiz versiyonu, farklı farklı sistemleri G3 ve tabii ki MP5 makinalı tüfeklerinin burada sergileniyor. Ama tabii burası biraz da geleceğe doğru bakıyor. Geleceğe doğru bakarken de yine makine kimya endüstrisinin MPT-76 ve MPT-55 tüfeklerinin de ilk prototipleri burada yer alıyor. Bunlar üretimden çıkan ve test edilen ilk ürünler fabrika tarafından seri imalat öncesinde tüm tasarım tamamlanıyor, üretim gerçekleştiriliyor ve çok yoğun testlere sokuluyor. Arkasından da tabii ki tabiri caizse müzelik oluyorlar. Halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana piyade tüfeğini gördüğünüz gibi MPT-76 ve MPT-55 oluşturuyor.
Yavuz Zırhlısı Türk denizcilik tarihinde çok önemli bir yere sahip. Biliyorsunuz önce Alman donanması için üretiliyor. Arkasından Osmanlı İmparatorluğu'nun da 1. Dünya Savaşı'na girmesine neden oluyor. Günümüzde Yavuz'da ne yazık ki parçalanmış Yavuz ve günümüze gelen burada bir geminin zırh parçası ve topundan bir kesit yer alıyor. Yavuz'un ilginç öyküsü. Bir yandan tabii Osmanlı İmparatorluğu'nu 1. Dünya Savaşı'na sokarken Cumhuriyet döneminde de uzun yıllar kullanılıyor ve 1938'de Atatürk'ün naaşı Yavuz tarafından deniz yoluyla İstanbul'dan belirli bir noktaya kadar getiriliyor ve ondan sonra Atatürk'ün naaşı yolculuğuna Ankara'ya doğru karadan devam ediyor. İmalatı Harbiye Müzesi'nde dolaştı. İki ayrı salonda inanılmaz güzel objeler var ve ben birçoğunu hayatımda duymamışım ve gözümde makine kimya endüstrisi artık çok daha farklı bir yerde. Ankara'ya gelirseniz veya Ankara'da yaşıyorsanız Tamdoğan'daki bu müzeyi hafta içi dolaşabilirsiniz. Ankara'da çok güzel müzeler var. Anıtkabir'i dolaşın, makine kimya endüstrisinin ve tabii ki Türk savunma sanayinin ürünlerinin başlangıç günlerinden günümüze gelen aşamada burada izleyebilirsiniz. En önemli olan şey hayal etmek, başarmak. Atatürk'ün burada bir lafı var. Türk öğün çalış güven. 1921'de Mustafa Kemal Atatürk burayı ziyaret ederken bu önemli vecizesini burada söylüyor. Sizin de yolunuz bir gün düşerse buraya gelin. Çocuklarınız varsa onları dolaştırın, gezdirin. Ufukları açılsın, hayal etsinler. Ve Türk öğün çalış güven Atatürk'ün o vecizesini hatırlasınlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.